Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Casa Rebirth'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu sefer bölüm numarasını değil, serinin adını unuttum. Çünkü doğaldır. Evet, bölüm arası neler yaptım diye soracak olursanız, bolca yemek craft ettim. Evet, tam bölüm başlamadan önce çoğunu craft etmiştim. Aa, fruit salatı kazarı buraya atmışım. Evet, neticede çünkü bayağı bir yemeğe ihtiyacım var. Bayağı bir şey topladım. Maden kazdım. Şunları şöyle ilerideki bir şuradaki bir village'dan buldum. Evet. Biraz bir şeyler topladım. Tarlayı biraz organize ettim tabii. Önce bir uyuyalım. Ve bu achievement'ı nihayet açtım. Evet. Bu arada hangi içimleri açmışım Vanilla'da? Çok az bir şey. Tamam. Bu. Var. Bu zil. Şunu da orada buldum. Evet, devam edelim. Tarlamda şu an bunlar var. Domates var. Kotonlar zaten vardı, standarttı. Hıyar var. Mustard var. Soğan, sarımsak. Bu. Mısır. Ve çay tabii ki de. Bir Karadenizli olmak bunu gerektirir. Her ne kadar hayatımın çok ufak bir kısmını Karadeniz'de geçirmiş olsam da. Evet, ve çay yapmıştım kendime. Craft etmiştim. Teknik olarak craft ettim. Evet. Demin uyumuştuk. Ve bu bölüm ne yapacağız? Buraya ben bir şeyler dizeceğim. Bu arada şu ağacı bir kaldıralım. Burayı biraz açtım. Muhtemelen base yana doğru genişleyecek. Şimdilik. Çünkü base geçici bir base. Ama makineye ihtiyacım olacak buradan neticede. Bu arada muhtemelen bu videoda ses dengesi biraz bozuk olacak. Çünkü ben sürekli mikrofona yaklaşıp uzaklaşıyorum bir gerizekalı gibi. O yüzden çok da aldırmamaya çalışın. Ve şimdi ne yapacağım? Bunu yapacağım. Groot. I'm Groot. Umarım bu yeterli olur. Evet, 4 stack Groot. Uzun bir süre beni idare edecektir. Pişe dursunlar. Ben de planlarımdan biraz bahsedeyim ve o esnada şunları bir temizleyeyim. Ah. İlk önce bu bahçe zaten genişlemek zorunda. Çünkü benim yemeğe ihtiyacım var. Bunun yanı sıra birkaç biraz meyve bahçesi de yapılacak. Şu yapılacak, bu yapılacak. Bu arada şu yemeklerin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız mesela bu böyle yapılıyor. Şu alet gerekiyor. Bunun yanı sıra butter'lar. Chestnut butter kullandım. Gerçi chestnut'ı seçemedim ama. Hepsi aynı yapılıyor. Juicer'la beraber bir adet butter'ın yapabileceğiniz şey koyuyorsunuz. Sonra bu. Blackberry. Bu şekilde craft ediliyor. Ve şeker. Şeker bildiğiniz şeker. Ve ekmek. Çok basit bir yöntem. Bu tost istiyor. Tostu yapmak için ekmeği pişirmeniz lazım. Geri kalanı çok standart. Bu da aynı şekilde, sadece birkaç malzeme değişmiş durumda. Çay. Çay yapraklarını pişiriyorsunuz. Fruit salad. Bu şekilde meyveleri böyle koyuyorsunuz. Garden soup. Stokla. Stok şu şekilde yapılıyor. Bunu kullanıyorsunuz. Bu şekilde. Vesaire. Yemeklerimi bu şekilde yaptım. Evet, ve Tinker's Construct'la oynamaya hala alışkın değilim.
O yüzden çok tuhaf bir his gibi geliyor. Evet, ve sadece onların pişmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra neden şu an direkt Tinkers'a giriyoruz diye soracak olursanız, tabii ki de alete ihtiyacımız var. Yani şu an elimizdeki aletler çok bir işime yaramıyor. Ah. Daha fazla maden yapabilmek için benim daha fazla aletlere ihtiyacım var. Ve Tinkers biraz onu sağlıyor. Aslında elimde imkan olsaydı, mümkün olsaydı Tinkers'ın bir eklentisi vardı 1.7 döneminde. Onu eklemek isterdim ancak yok artık bu eklenti. Ki zaten şu anki Tinkers sürümü de biraz farklı. Neyse ki biraz daha güzel bir Tinkers sürümü olmuş. Eskisi gibi gereksiz OP özellikleri o kadar yok. Evet, şunu bekleyelim. Ben hemen geri döneceğim. Evet, ve yarısı hazır oldu. Ve şimdi. Seared. Bakalım Seared'da nelerimiz var. İlk önce tabi biraz da glass almamız lazım. Tabi biraz daha fazla glass'a ihtiyacım olacak ama olsun. Önce ilk katı yapalım. Evet. Ve bu arada bazen olan abuk bir şeyi söyleyeyim. Cheat modda açık kalıyor kendi kendine. Bu yaygın bir problem. J.I.'in bug listesinde de var. Denk gelirseniz eğer cheat aktif olmamışsa şu komutu verecek size. Çünkü cheat kodu kullanmanıza izin vermiyor. Diğer türlü recipe'yi gösterecek tıkladığınızda. Bunu aklınıza bulundurun. Pakette böyle bir bug söz konusu. Evet, şimdi bana neler lazım? Bir adet furnace. Voila. Controller tamam. Şimdi başka ne lazım? Tank. Direkt şu butonu da kullanabilirim doğru. Bunun yanı sıra başka ne lazım? Tinkers diye aratalım. Şimdi bu tamam, bu tamam. Bu tamam. Asıl dur, senden iki tane lazım. Bu tamam. Bundan bir tane yapacağım. Nasıl olacağını göreceksiniz birazdan. Şu Seared Firm... Bir saniye, yan... Tamam, doğru. Yok. Smeltery Controller. Seared Furnace çok alakasız bir şeymiş. Muhtemelen çoğunuz bana gülüyorsunuz. Gülüyor olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Yani dediğim gibi ben Tinkers Construct noob'uyum. Hadi bir bakalım. Seared Furnace. Tamam, Seared Furnace büyümüş. Göreceğiz. Belki ileride yaparım, belki yapmam. Bilemeyeceğim. Smeltery Controller. Bunun yanı sıra... Bu. Evet. Ve neden bilmiyorum, bir anda FPS'im 30'a düştü. Evet, çok ilginç bir detay, bir kaydı durdurup devam edeyim. Gerçi o esnada şunların da pişmesini izlemiş oluruz. Evet, ve geri geldim ve güzel, sabit şimdi. Evet. İlk setimiz pişti. Şimdi ben bu arkadaşı buraya kuracağım. Normalde çok eskiden benim bildiğim zamanlarda 3'e 3 yapmak gerekiyordu, fakat artık öyle değil. Fakat ben gene de 3'e 3 yapacağım çünkü ben eski kafalı biriyim. Hani. Evet, şimdi.
Ve buralarda bir yerde bir iskelet var ancak sadece sesini duyuyorum. Kendisini göremiyoruz. Smeltery Controller. Ben seni hopper'la kontrol edebileceğim bir yerde isterim. O zaman sen buraya gel. O zaman drain'i de buraya koyuyoruz. Can sen buraya gel. Tank sen buraya gel. Şunlar buraya ve buraya gelsin. Casting Base'in buraya gelsin. Evet. Tam olarak böyle bir şey kullanıyorum. Ve siz de şöyle gelin. Yay, bir tane fazla kaldı elimde. Evet. Şimdi devam edelim. Bir tane de ups. Lav lazım bana. Neyse ki elimde bir tane var. Çünkü village'den bulmuştum bunu. Ve voila. Hazır. Ama maalesef sadece bu yetmiyor bana. Bana başka ne lazım? Bana bolca wood lazım. Şimdi. Gelin bakalım. Bundan lazım bana birkaç tane. 7, 8. Evet. Evet. Öksüresim geldi. Ve şimdi devam edelim. Şimdi bununla neler yapılıyor? İlk önce Stencil Table. Sen lazımsın bize. Tamamdır. Başka ne lazım? Part Builder. Shift ile tıklamamaya alışmam güzel olacak bir ara. Ha. Tool Station. Tabii önce bir adet crafting table lazım. Tool Station. Ve sanırım şuydu galiba. Evet, buydu. Bir de chest. Tamamdır. Bunlar dışarıda olsun. Süngene. Hatta bunların yarım versiyonları vardı galiba. Burada var mı? Yok. Artık yokmuş. Tamam. Tamam. Şöyle aşağı gömelim. Buraya da şu bloğu koyacağım çünkü görüntüsü sinirim bozdu. Evet. Geldi. Stencil table. Sen neydin? Tamam, duydum. Part builder. Tool station. Tamam, buna gerek yokmuş. Ve voila. Tabii ben neden dışarı koydum onu da merak ediyorum. Arkadan creeper bana saldırsın diye. Şimdi benim ilk önce bir pickaxe de tool roda tool buna baltaya küreye kılıca. Bir saniye, şu broadsword ne istiyordu? Bunu istiyordu, tamam. Gene unuttum. Ve buna ihtiyacım var. Hammer'a şimdilik girişmiyorum çünkü. Şimdi gel bakalım, yarım stack taş. Evet, ilk önce pickaxe head,
Evet, parona yaklaşma. Yaratık sesin nereden geliyor? Altından geliyor sanırsam. Kürek, kılıç ve sen. Sonra sizi geri alırım. Ve tabii ki de hiçbir işime yaramayacak çünkü benim altına ihtiyacım var. Evet, bu detayı unutmuştum, değil mi? Harika, o zaman ben bunları kenara atabilirim. Ve tamamen işe yaramaz bir şey yap. En azından şimdilik bir şey yaptığım için kendimle gurur duyabilirim. Ve bunun yanı sıra Mining Pack. Nasıl bir şey merak ettim. Direkt iron kullanabiliyor muyuz? Yanlış hatırlamıyorsam metalleri işlemem gerekiyordu. Evet, metalleri işlemem gerekiyor. O zaman kendime Iron Pickaxe yapıp madene ineceğim demektir. Yay. Evet, bölüm ne kadar olmuş? Ona bir bakmak lazım tabii ki de. Evet, bölüm şu an 16 dakika ancak bunu değerlendirmenin yöntemleri var. Ups. Tabii ki de bu değil. Bu. Evet. Başlangıç için madenlerimin bir kısmını işleyeceğim ve birkaç bir şey yapacağım. Dark Steel'i erkenden bulmak çok benim için çok güzel bir şey oldu. Çünkü şunu yapabiliyorum. Dark Steel Pressure Plate ve açıklamasını okursak eğer sadece player tarafından aktive ediliyor. Evet, mesela şunu attım. Hiçbir şekilde aktif olmadı. Ya da buraya bir mob geldi. Hiçbir şekilde aktif olmayacak. Ve beraberinde şunlar da oluyor. Ben bir yatayım. Gündüz yapalım. Ve iron'ımız hazır. Bu iron'ı ne yapacağız? Ve tabii ki de çıkartmam gereken bir başka kalıp daha geldi aklıma. Ancak onu çıkartamıyorum şu an gene. Evet, sanırım bir kap daha yapabileceğim. Aa, tabii unuttuğum bir şey. Cam. Benim cama ihtiyacım var. Şu ortadakini cam yapacağım. O tamamen benim kendi kişisel zevkim. Ya, öyle yapmak istedim. Ve öyle yapacağım. O yüzden. Evet ve 3 tane kola var. Mining backpack. Aa, sen ne istiyorsun? Çok fazla bir şey istemiyorsun aslında ve kotonlarım var benim. Koton crop nasıl oluyor merak ettim. Ha, sanırım normal crop hali. Şimdi string. Bolca string'im var. Evet. Gün. Chest. Şunu alalım. Ve bir 9 taneyi daha buraya bırakacağım. Chestler. Dört tane chest. Aa. Evet, 4 tane mining backpack bence gayet işimizi görecektir. Bunlar da hazır o zaman. 8 tane kum alıp
Bunun içine atıp bardağıma vurup evet. Fazlalıkları atalım. Fazlalık sen varsın. Sen varsın. Bakalım başka ne var? Yemeklerim var. Yemeklerim fazlalık değil maalesef. Keşke öyle olsalar ama değiller. Evet. Bayağı güzel bir hazırlık yapıyoruz sanırsam madene. Ve ondan sonra bolca bir maden yapmak lazım. Ve benim tabii ki de öncelikli bulmam gereken şey altın olacak. Çünkü o kalıpları hazırlayabilmek için altına ihtiyacım var. Ve tabii ki de envanterim de oluyor. Neden şaşırmadım? Evet. Tamamdır. Hemen senin doluluğunu hallettik. Bakalım başka ne yapacağız? Bunlar gitsin. Yemek olarak yanında alacağım bazı şeyleri eleyeceğim. Şunu eleyeceğim, şunu eleyeceğim, şunu eleyeceğim. Aslında bunu elemesem güzel olabilir. Ama elemem lazım. Bunlar kalsın tamam. Şu zaten bitecek bir ara. Bu kalacak çünkü bu ufak şeyler için gerekli. Iron'ı zaten almayacağım. Şu şöyle kalsın. Torch yapacağım bayağı bir. Torch bayağı lazım olacak. Ve 2 adet pickaxe sanırım yeterli olur şimdilik. Evet. Bayağı bir şey yapacağız. Yetmez diye düşünüyorum. Ha, 32. 2 stack torch. İki buçuk stack. Şu an benimki. Benim şu anki durumumu hesaba katarsak. Evet. Ve voilà. Ve şimdi gel gelelim. Stick. Biraz daha stick. Yok bu yeterli olur. İki iron pickaxe. Shovel'ım var. Baltaya gerek yok aşağıda. Bir tane de ekstra stone pickaxe yapayım. Çünkü iki set pickaxe taşımayı tercih ediyorum. Ben seviyorum. Yine başlangıç esnasında. Evet sanırım bu yeterli olacak gibi. Tabii ki de torçlarımı bu göze koyuyorum. Bu sayede herhangi bir sağ tık hareketim torç koymaya yarıyor. Mesela şunu da alayım ya. Zaten çok az var. Evet. Sanırım madene hazırım. Fazla hızlı oldu. Bu bölüm beklediğimden çok daha hızlı gelişti. Keşke daha da uzatsaymışım. Ama şu an bölümde yapacak başka bir şey bulamıyorum. Ya şu. Şunu yapalım. Şunları da yapalım. Drain sayısını ileride arttıracağım ama şimdilik bir tane yetiyor bana. Evet. Basitçe bu. O zaman ne yapıyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Kısa bir bölüm oldu. Cidden çok kısa bir bölüm.